Sevgi sonsuz, sevilecek şey sonlu, fani, geçici. Bu olsa olsa işkencedir ya. Sevdiğin her şeyin elinden kopup gidişi seni paralar, parçalar, perişan eder. Kalbin bin parça olur ve arkasından ağlamaya başlarsın. Yani güneş aynalarda görünür sana, parlar durur, aynalar kırıldıkça güneşi kaybettim zanneder, arkasından ağlamaya başlarsın. Bilsen ki o aynalardaki güneş değil. Onlar güneşin alametleridir, işaretleridir. İnsanın fıtraten, yaratılış itibariyle Allah'a aşık olduğunu, aşık olduğu Allah'ı bulmadan, bilmeden, ona ulaşmadan, onu razı etmeden insanın gerçekte mutlu olamayacağını ispat ediyor bu paragraf. Okuyacağımız kısım. Şimdi mesela bir insan birisine aşık olur. Aşık olduğunun rızasını kazanmadan, onun iltifatını kazanmadan, onun da aşkını kazanmadan, muhabbetini kazanmadan rahat edemez, doğru mu? Hep onun gözüne girmek için çabalar durur. Öyle ya. Hani Mecnun'a adres soruyorlarmış da Leyla'nın evinden tarif ediyormuş. Bildiği bir tane adres var, başka yok ki. Şimdi hep ömrü onunla geçmiş. Mevla'yı bulduğu zaman artık Leyla'yı da unutmuş. Aradığı gerçek sevgiyi, gerçek aşkı, gerçek maşuku bulmuş. Bakın Allah'ı buluncaya kadar, Leyla'ya kavuşuncaya kadar ne zannediyordu? Aradığının Leyla olduğunu zannediyordu. Koştu, 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 Leyla'yı buldu ama ruhundaki o aşkın, sonsuz sevginin onunla doymadığını, tatmin olmadığını anladığı anda baktı ki aradığı o değilmiş. Hala koşmaya devam etti. Ne zamana kadar? Mevla'yı buluncaya kadar. Şu okuyacağımız paragraf çok çok önemli. Yani özellikle herkesin bilmesi gereken bir paragraf bu. Yani hep diyoruz ya, ya ben işte herkesin hayatında bir gayesi var. Herkesin hayatında bir mutluluk arayışı var ya. Kimisi arabanın hayalini kuruyor, ona ulaşınca mutlu olacağım zannediyor. Kimisi büyük motor hayali kuruyor, ona ulaşınca diyor mutlu olacağım diyor. Kimisi bilmem evin hayalini kuruyor, dublekse ulaşıyor, olmadı diyor. Herhalde olsa olsa tripleks diyor. O da olmadı, bir de yazlık, bir de kışlık falan. Tamam da yani bir kere geldik dünyaya ya. Bir ömrümüz var, kaç kere deneyeceğiz? Deneme yanılma yoluyla olmaz bu iş. 10 kere denedik, yanıldık, ömür bitti. Sonra hani temeli idam ediyorlarmış da. Demişler ki ya var mı bir sözün, hani idam edilecek adama son isteği sorulur. Mikrofonu uzatmışlar. Demiş bu bana ders olsun demiş. Şimdi tamam da bu bana ders olsun diyecek bir halimiz var mı Allah aşkına? Tek şansımız var. Ezel ve ebed ortasında tek atımlık kurşunumuz var. Bir kere şansımız var. Bir hakkımız var. Başka da yok. O yüzden öyle ya işte ne yapacaksın? Doğruyu bulana kadar, bir tanesi bana öyle dedi. Ya hocam dedi, doğruyu bulana kadar dedi her yanlışa gireceksin dedi. Tamam da arkadaş, niye doğruyu bul? Doğru varken niye yanlışlara giriyorsun? Yani bu yöntemle ömrün zayi olur, sonra doğruyu bulsan da işe yaramaz. O yüzden akıl vermiş Allah bize ya. Hayvanlar deneme yanılma yolunu kullanıyorlar. Hayvan ne yapıyor? Sobaya yaklaşıyor, dokunuyor, yanınca çekiliyor. Bir daha denemiyor değil mi? Ama biz mantıken düşünüyoruz ki bu soba, bunun sıcaklığı var, elimi uzatmayayım diye. Yani akıl vermiş Allah. Yoksa her şeyi deneme yanılmayla. Sonra denedikten sonra bir daha denedik, yanıldık, bir daha deneme imkanımız olmayabilir. Öyle ya, şimdi uçurum denenir mi? Ya bir deneyelim bakalım. Birinci nokta, beşer insanlık fıtraten şu kainatın halikine karşı hadsiz bir muhabbet üzerine yaratılmış. Allah Allah. Fıtrat arıyor bak. Hani hep örnek veriyoruz ya, tavuğun altına ördek yumurtası koyuyorlar. Bir çıkıyor, anne ördek değil, anne tavuk, anne karada. Fakat ördek suya gitmek istiyor. Arayıp duruyor değil mi? Her tarafı deşiyor. Çamurlara giriyor, küllüklere giriyor, bilmem nerelere girmiyor ki. Sonra bir gün aradığını bulduğunda dereyi buluyor, gölü buluyor. Allah, dünyalar onun oluyor. Tamam da daha önce hiç su görmemiş bu. Yumurtadan çıktığı günden beri hiç su görmemiş. Nereden biliyor suyu bulması gerektiğini? Niye suyu arıyor? Şimdi biz dünyaya geldiğimiz günden beri hiç baki görmedik, ebedi görmedik, sonsuz görmedik. Gördüğümüz, yaşadığımız her şey sonlu çıktı. Niye biz sonsuzu arıyoruz? Nereden biliyoruz sonsuzu? Tamam da bizim hayatımız dünyada başlamadı ki ya.
Dünyadan öncesi var. Demek ruhumuz cennet standartlarında yaratılmış. Ruhlar aleminden dünyaya geldik. Dünyadan da işte o ruhumuzun aradığı ebediyete gideceğiz. Şimdi insanın fıtratı, yaratılışı bakın ne yapıyor? Arıyor. Sonsuz bir aşk konulmuş insanın ruhuna. Sonsuz aşk, sonlu, fani, geçici sevgililer için konulmuş olabilir. Şimdi bakın nereye getiriyor mevzuyu. Beşer fıtraten şu kainatın halikine karşı hadsiz bir muhabbet üzere yaratılmıştır. Çünkü şimdi izahını anlatıyor. Şimdi siz birisiyle karşılaştınız dışarıda. Dediniz ki ya sen Allah'a aşıksın dediniz. Allah'ı seviyorsun. Allah'ı arıyorsun. Allah'ı bulmadan, ona ulaşmadan, onu razı etmeden dünyada mutlu olamazsın diye bir iddiada bulundunuz. Adam dese ki ya nerede buna delil nedir? Ben evle, arabayla, tatille, yemekle, içmekle, gezmek, tozmakla mutlu oluyorum dese ne dersiniz? Hani bir şeyle tatmin olan bir insan ne yapmaz? Onun daha ötesini aramaz ya. Adam şimdi bisikletle mutlu oluyorum diyor, araba almak istiyor. Arabayla mutlu oluyorum diyor, jip almak istiyor. Onunla mutlu oluyorum diyor. Hani mutlu oluyorsan otur burada dur. Yeter arkadaş. Yok. Hep ötesine. Niye? Aslında hep deniyor, ulaşıyor, bakıyor ki bu değil. Daha ilerisine ulaşıyor, bakıyor o da değil. Ulaşıncaya kadar ulaşamadığı yerde zannediyor mutluluğu. Ulaştığı andan itibaren bakıyor ki bu da değil. Bizzat bir tane futbolcu arkadaş vardı da bir zamanlar Bursaspor şampiyon olduğu sene ilk 11'in 7-8 tanesi buraya sohbete geliyordu. Bir tane futbolcu arkadaş aynı bu ifadeyi kullandı. Dedi ki abi ben 2 haftadır dedi bugünü bekliyordum dedi. Bir araba sipariş vermiştim dedi ilk ben alacağım diye. Para çok. Hep dedi onun hayalini kurdum dedi. Vallahi dedi. İkindi vakti işte akşamüstü araba geldi. Bindim bir tur attım dedi. Şimdi dedim bir sonraki modeli mi bekleyeceksin? Yok yani daha üretememişler. Bir sonraki model de yok. Ne yapacağız? Şimdi bu kadar basit yani. Al kullan at. Allah aşkına bu fıtrat, bu yaratılış, bu istidat, bu kabiliyet o teneke parçası için olabilir mi? Onunla mutlu olabilir mi ya? Nasıl mutlu olsun? Şimdi ifadeye bakın şimdi. Çünkü fıtrat-ı beşeriyede cemale karşı muhabbet, kemale karşı perestiş etmek ve ihsana karşı sevmek vardır. Müslümanlarda, kafirlerde, şunlarda, bunlarda demiyor. Bütün insanlarda. Güzelliğe karşı ne var? Gülün güzelliği var değil mi? Dünyanın her tarafında bütün insanlar gülü seviyor. Yamyamlara gidin onların bahçesinde de gül var. Onlar da seviyor. Gitmeyin de yani giderseniz geri gelmeme ihtimaliniz olabilir. Ama gidin onlar da bak. Bütün insanlığın fıtratında güzelliğe karşı muhabbet var. Kemale karşı bir kemalat var diyelim. Ne yapmış? Picasso bir tablo çizmiş. Dünyadaki bütün insanlar seviyor. Bir kemalat var orada. Mimar Sinan bir cami yapmış. Bak mimarlık kemalatı var. Tüm dünya gelip ziyaret ediyor, seviyor değil mi? Adam bir araba yapmış. Dünyanın her yerinde seviliyor arkadaş. Niye sevilmesin ki? Çünkü güzel yapmış. Maharetli, ilmi var, kemalatı var. Cemale karşı muhabbet, kemale karşı perestiş etmek, bir de ihsana karşı sevmek vardır. Şu üç kelimenin anlaşılması lazım. Bu ders, bu sohbet bu üç kelime üzerine kuruldu. Cemal, kemal, tanıyor musunuz bunları? Cemal abi var, Kemal abi var, bir de İhsan abi zaten burada. Cemal, kemal, ihsan. Üç tane kelime üzerine kuruldu dersimiz. Şimdi insanın yaratılış itibariyle Allah'a aşık olduğunu, Allah'ı aradığını ve ancak onu razı ederek, onun rızasını kazanarak, onun iltifatını bularak mutlu olacağının ispatını yapıyor bu. Ya şu var ya tüm insanlığın derdinin dermanı ya. Yani biz hep güzelliği aynalarda sevmişiz. Aynalar kırılınca da arkasından ağlamaya başlamış. Bahar aynasında sevdiğimiz güzellik, bahar gidince arkasından hasretle baktırıyor ve üzüntüye dönüşüyor. Gençlik aynasında sevdiğimiz güzellik, ihtiyarlık gelince kaybolup gidiyor, üzüntüye dönüşüyor. Annemizin aynasında Allah'ın Rahim ismini gördük, seviyoruz, yapışıyoruz. Elimizden çıkıp gidince arkasından. Bak hep aynalarda sevdik, onun faturasını ödüyoruz. Onun cezasını çekiyoruz. Halbuki aynalar ne içindi? İşaret içindi, alamet içindi. Senin yüzünü menbaına, kaynağına çevirmek içindi. Yeryüzündeki bütün güzelliklerin menbaı ve kaynağı ise o bakiydi. O sonsuz idi. Onu sevseydik asla ayrılık acısı yaşamayacaktık. Demek ki insan şu dünyadaki acıları kendi iradesiyle seçiyor. Kendi başımıza ne yapıyoruz? O acıları, o ızdırapları kendimiz bela ediyoruz. Şimdi ifadeye bakın. Fıtrat-ı beşeriyede cemale karşı muhabbet, kemale karşı perestiş etmek ve ihsana karşı, ihsan neydi? İkram.
Dünyadaki bütün insanlarda bu özellik var. İkram ettiğiniz zaman hemen ne yapar? İhsana karşı sevmek vardır. Cemal ve kemal ve ihsan derecatına göre o muhabbet tezayüd eder. Güzellik arttıkça ne yapar? Sevgi artar. Mükemmellik arttıkça perestiş artar. İkram arttıkça da ne yapar? Muhabbet artar. Şimdi buradan Allah'a bağlayacak. Ne diyor bakın? Aşkın en münteha derecesine kadar gider. Hem bu küçük insanın küçücük kalbinde kainat kadar bir aşk yerleşir. Evet, kalbin mercimek kadar bir sandıkçası olan kuvve-i hafıza bir kütüphane hükmünde binler kitap kadar yazı içinde yazılması gösteriyor ki kalbi insan kainatı içine alabilir ve o kadar bir muhabbet yerleşir. Madem fıtrat-ı beşeriyede, insanın yaratılışında, mayasında, hamurunda ihsan ve cemal ve kemale karşı böyle hadsiz bir istidadı muhabbet var. Yani ikrama karşı, güzelliğe karşı bir de neydi? Cemal, kemal, üçüncüyü kim söyleyecek? İhsan. İhsana karşı hadsiz, sonsuz bir aşk var, muhabbet var. Yani enteresan bakın. İnsandaki aşkın, muhabbetin sonsuzluğu dünya için verilmediğinin, dünya için yaratılmadığının, dünyevi, mecazi aşklar için bu kalbe, bu sevginin konulmadığının deliliymiş. Niye? Çünkü sevgi sonsuz, sevilecek şey sonlu, fani, geçici. Bu olsa olsa işkencedir ya. Sevdiğin her şeyin elinden kopup gidişi seni paralar, parçalar, perişan eder. Kalbin bin parça olur ve arkasından ağlamaya başlarsın. Yani güneş aynalarda görünür sana, parlar durur, aynalar kırıldıkça güneşi kaybettim zanneder, arkasından ağlamaya başlarsın. Bilsen ki o aynalardaki güneş değil. Onlar güneşin alametleridir, işaretleridir, tabelalarıdır, işaret tabelaları demiş. Biz şimdi yolda giderken işaret tabelasını gördüğümüz zaman ne yapıyoruz? Tabelaya doğru mu gidiyoruz yoksa tabelanın gösterdiği yere doğru mu gidiyoruz? Tabelaya doğru gidersen yoldan çıkarsın. Değil mi? Uçuruma gidersin bak. Ama tabelanın gösterdiği yere doğru gidersen yolu bulursun. Şimdi kainattaki bütün mahlukat işaret tabelasıymış. Eğer biz o tabelalara yapışırsak, onlara bağlanırsak yoldan çıkarız. Ama onların işaret ettiği, onların gösterdiği, onların alamet olduğu Cenab-ı Hakk'ın cemaline, güzelliğine doğru döner. Oraya doğru yönlendirirsek kendimizi, o zaman yolu buluruz. O zaman kalbimizin gösterdiği yere gideriz. Hep söylüyorum, bir kitap satış yerinde böyle dolaşıyoruz. Bir tane kitap gördüm. Baktım kalbinin götürdüğü yere git yazıyor üstünde. Allah Allah dedim. Herhalde bu Allah'tan bahsediyor. Çünkü insanın kalbi nereye götürür insanı? Şöyle bir tane de kalp işareti koymuş falan. Üstüne ok işareti koymuş. Şöyle bir açtım baktım Allah Allah. Hiç alakası yok. Herhalde kalple nefsi karıştırmış. Çünkü adam nefsinin götürdüğü yerleri anlatmış. Ne kadar nefsinin sevdiği şeyler varsa böyle gayrimeşru aşklardan bahsetmiş. Demek bazen insan ne yapıyor? Nefsini kalbi zannediyor. Kalbinin götürdüğü yere gittiğini zannediyor. Halbuki ya kalp sarayın efendisidir. Nefis ise o sarayın köpeğidir. Adam köpeği efendiyle karıştırır mı ya? Köpeğin peşinden nereye gidersin ki? Köpeğinin peşine takıldın bakalım nereye götürür seni? Yani nefsin peşine takılan bir insan nereye gider? Nefsinin arkasından bir insan ne olur? Ya köpek seni hayvanca yerlere götürdüğü gibi nefis de insanın içindeki hayvandır. Ya o zaman insan ne yapar? Hayvaniyetin bütün sınırlarını zorlar. Öyle oluyor hakikaten. İnsan normal bir hayvan da olmuyor. İnsanlıktan çıktığı zaman hayvanların bütün sınırlarını zorluyor. Vahşette aslanları, sırtlanları, kaplanları geride bırakıyor. Öyle ya. Milyonlarca insanları yakarak öldüren insanlar var. Ne vahşilik değil mi ya? Sonra Allah muhafaza ihanette, hayvanların içinde ihaneti temsil eden hayvan hangisidir? Hain. Yılan var bir de sırtlan varmış, sırtlan. Sırtlan da böyle yanında beraber gidiyor ya dostu, arkadaşı. Onun böyle hafif sendelediğini gördüm hemen onu yemeye kalkışıyormuş. Çakallar var değil mi? Şimdi insan sırtlanlar ne ki ya? Allah muhafaza. Yani şimdi saymaya başlasak Allah muhafaza memleket hayvanat bahçesi gibi olur. Cenab-ı Hak bizi muhafaza etsin. Hakikaten insan, insan olamazsa diyor şeytan bir hayvana inkılap eder. Şimdi sadece hayvan olsa problem yok. Bir de akıl var. Düşünsene aslanın aklı yok, o yüzden ne kadar vahşi olursa olsun başına tasmayı takıyorlar, hayvanat bahçesine tıkıyorlar. Şimdi aslandan daha vahşi bir de akıl var. Aman yarabbi, dünyayı kana buluyor ya. Öyle öyle. Stalin 50 milyon insanı tren vagonlarında yakarak öldürmüş.
seyretmiş bunu bir de zevkle. Eski Roma imparatorları koyup kuyulara, büyük kuyuların içine, böyle dev gibi kuyuların içine esirleri aslanlara parçalattırırken kahkahalarla gülüyorlarmış ya. Hiçbir hayvan yapamaz bunu. Şimdi demek ki insan insanlıktan çıktığı zaman hayvanlar bile ondan ürperiyor, korkuyor. İnsanın da insan olmasının formülü, şartı, olmazsa olmazı nedir? İnsanın kullanma kılavuzu olan Kur'an'dır, imandır, İslamiyet'tir. Kılavuza göre kullanmazsan ne olur? Bozulur yani. Madem fıtrat-ı beşeriyede ihsan ve cemal ve kemale karşı böyle hadsiz bir istidadı muhabbet vardır. Ve madem şimdi bizim fıtratımızın, yaratılışımızın, kalbimizin aradığı üç şey vardı değil mi? Biri neydi? Cemal. İkincisi kemal. Üçüncüsü ihsan. Şimdi insan adeta bu üç kulvardan bütün alemi tarıyor. Bir şey güzel ama daha güzeli varsa onu sever değil mi? Şimdi aynada parıltı var ama gökteki güneş varsa ne yapmaz? Aynaya bakmaz, güneşe döner. Şimdi bakıyoruz şimdi. Madem fıtrat-ı beşeriyede ihsan ve cemal ve kemale karşı böyle hadsiz bir istidadı muhabbet vardır. Ve madem bu kainatın Halik'i, aradığımız cemal ve kemal ve ihsanın en son mertebesi, sonsuz mertebesi kimdedir? Madem bu kainatın Halik'i, kainatta tezahür eden asarıyla, bilbedahe tahakkuku sabit olan hadsiz bir cemali mukaddesesi, ve bu mevcudatta tezahür eden nukuşu sanatıyla biz zarure subutu tahakkuk eden hassiz kemali kutsisi ve bütün zihayatlarda tezahür eden hassiz enva-ı ihsan ve inamatıyla bil yakin, belki bil müşahede vücudu tahakkuk eden hassiz ihsanatı vardır. Şimdi cemal, kemal ve ihsan Allah'ın zatında neymiş? Sonsuzmuş. İnsanın ruhu da cemal ve kemal ve ihsanı arıyordu ya. Öyleyse insanın derdine derman, insanın aradığı gerçek sevgili, gerçek mahbub, gerçek güzellik sahibi kimmiş? Nereden belli? Cemal, kemal ve ihsanın sonsuz mertebeleri onda olduğu için. Şimdi cemal ve kemal ve ihsanın, yani güzellik, mükemmellik ve ikramın sonsuz mertebesinin Allah'ta olduğunu nereden bileceğiz? Tamam, ruhumuz cemal, kemal, ihsanı arıyor da onların sonsuz mertebesinin Allah'ta olduğuna delil nedir? Onu nereden bileceğiz? Şimdi buna da delil nedir? Şimdi Süleymaniye'nin ben mimarım demesine gerek var mı? Zaten Selimiye ne yapıyor? Her şeyi ayan beyan anlatıyor. Bir adamın Mimar Sinan'ı tanımasına gerek yok. Bilmesine gerek yok. Selimiye Camisi'ni yaptığını bilsin, onun bütün maharetini, marifetini orada görür. Doğru mu? Şimdi şöyle bir ifade var da, Cenab-ı Hak güneşin ışığı aynalarla ne yapılmaz? Kıyaslanmaz. Niye kıyaslanmaz? Çünkü aynalardaki de ona aittir de o yüzden. Babanın zenginliği evladının parasıyla kıyaslanır mı? Babası mı zengin, oğlu mu? Tabii oğlu babasından alıyorsa parayı. Oğlunun zenginliği de kime aittir? Dünyadaki bütün ikramlar, ihsanlar, cemaller, kemaller hepsi Allah'tan değil mi? Biz birbirimize ikram ederken kimin malını ikram ediyoruz? Bizim cömertliğimiz neymiş aslında? Onun cömertliğinin yansımasıymış. Biz gerçekte cömert falan değiliz. Cömert olan ne yapar? İkram ettiği şeye gerçekten kendisi sahip olur. Sen padişahsın, misafirlerin geldi. Ne yaptılar? Hizmetçiler onlara çok güzel bir sofra serdiler. Misafir çıktı senin yanına, dedi ki ya senin hizmetçi var ya, ne kadar cömert yani. Ne dersin? Ne alakası var canım? Hizmetçi de benim, sofra da benim, cömertlik de bana ait. Ben vermesem o gariban sana hiçbir şey ikram edemez. Şimdi aynı vaziyette değil miyiz? Bütün dünyadaki cömertler, bütün dünyadaki ikramlar, ihsanlar ondan değil mi? Aslında o zaman birisi birisine ikram ettiğinde o adam onu seviyor mu? Gerçekte kimi seviyormuş biliyor musun? İkramın gerçek sahibi olan Allah'ı seviyormuş. Ama yanlışlıkla o nimetin Allah'tan geldiğini tam bilemediği için o ikram eden zatı aradan çıkarıp Allah'ı bilmesi, bulması, teşekkür etmesi gerekirken Allah'ı aradan çıkarıp adama yapışıyor. Tam tersi ya. Demek biz yanlışlıkla Allah'ı aradan çıkarmışız. Aynı o adamın padişahı aradan çıkarıp da ya senin hizmetçi ne kadar cömertmiş, bize bir sofra serdi. Padişah ne der? Deli misin sen der ya. Demek biz mesela diyelim bir resim çiziyoruz. Diyelim bir çiçeğin resmini çizdik. Ne kadar benzetirsek o kadar ressamız diyoruz, doğru mu? Şimdi biz ona benzettikçe ressam oluyorsak, ya onu yapan,
onu yapan ressamlığın sonsuz mertebesinde değil midir? Biz ressam olduğumuz için seviliyorsak ya o ne kadar sevilmesi lazım?